Sağlıkla yaşanan herkese selamlar dostlar. Bugünkü konumuz yakın zamanda yine gündeme gelen 3600 ek göstergede son gelişme nedir? Yürürlüğe ne zaman gidecek gibi soruların, yanıtların aramaya çalışacağım. Şimdi konuyla alakalı yakın zamanda yine Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bir açıklaması var. Öncelikle çok kısa bir noktadan kesit aldım. Sizlerin bunu izlemesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlettir. Yani ne demek sosyal devlet? Şu demek, sosyal politikalarıyla çalışanlarını koruyan devlet, enflasyona ezdirmeyen devlet, enflasyon artıyorsa enflasyona karşı koruyucu tedbirleri alan devlet, çalışanların hukukunu, çalışma şartlarını, çalışma statülerini düzenleyen devlet. Çalışma statülerini dedim, işte 3600 ek gösterge meselesi, bunda çalışmamız son aşamasına geldi. Bildiğiniz gibi sosyal taraflarında katıldığı bir şekilde çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz öyle planladık. Mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve meclise intikal ettirilir. Evet, dinlediğiniz gibi arkadaşlar Sayın Vedat Bilgin sosyal devlet ilkesinden bahsetti. Bu sosyal devlet ilkesinin gereklerinden bir tanesinin de 3600 ek göstergenin çıkarılması üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Şimdi arkadaşlar peki bu 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Şimdi Bakan Bilgin yine bu kesitini aldığım konuşmasının devamında yani 24 Mart tarihinde yapılan kurul toplantısının ardından bu süreci hızlandırdıklarını ve Mayıs ayı içerisinde meclise sunacaklarını belirttiler. Tabii Mayıs ayına kadar ne zaman var? Yaklaşık önümüzde bir aylık bir süreç var. Bu bir aylık bir süreçte gerekli çalışmaların artık sonlandırılıp meclise sunulacağını gerektiriyor. Tabii ki bu noktada bütün sağlık personelleri özellikle bunu dört gözle beklemekte. Tabii uygulamanın yürürlüğe girmesi noktasında ise yıl sonu hedefleniyor. Yani 2022'nin sonu ve 2023'ün başı hedefleniyor. Umarım bu kadar uzamaz. Yani meclise sunduktan sonra süreç hızlı ilerler ve bu kadar gerek kalmadan kabul edilir ve artık yasa tasarısına tasarlaşır ve kanuna döner arkadaşlar. Yönetmeliklerde de gerekli değişiklikler yapılır umudundayız. Tabii bu konuyla alakalı yakın zamanda yine Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı'nın da aslında ağzından Mayıs-Haziran ayı çıktığı için Çalışma Bakanı'nın da bu konu üzerinde yoğunlaştığını ve hızlandırdığını düşünüyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada da net bir cevap vermedi. Ama bu konuyla alakalı olarak kimleri kapsıyor noktasında tabii yine bir muallak söz konusu. Biliyorsunuz bu 3600 ek gösterge ilk başta polisler, imamlar, öğretmenler ve hemşirileri kapsayan bir yasa tasarısı olarak gündeme gelmişti. Tabi bunun üzerine çok fazla tartışmalar söz konusu oldu. Bu yüzden de bunun bu kesimi genişleteceği üzerinde duruluyor. Tabi bu noktada dediğimiz gibi öncelikle muamma, bunların hepsi muamma, kesin olan bir şey var ki o da 4 yıllık fakülte mezunu olmuş olması gerekiyor. Dediğimiz gibi alan genişliyor dedik. Yani hemşirelere verildiği noktada bütün sağlık çalışanları da tabii ki bunun isteyecektir. Buna doğal olarak en başta da yine sağlık müdürlüklerinde çalışan, yönetici kadrosunda çalışan özellikle birçok kadro var. Bu kadroların yine bakanlığa yakın olduğunu düşünürsek esas istek noktasında onların bu konuda daha arzulu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 4 farklı unvanda kadroda planlanıyordu ama bunun statülerini genişletileceğini düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki süreçte yine hep birlikte göreceğiz. Peki bu durum 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Bu konuda arkadaşlar çok bilindik bir sağlık personel haber sitesinden aldığım bir tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu kendim hazırlamadım arkadaşlar. Dediğim gibi bilindik bir site üzerinden aldım.
Sadece bu tabloyu. Şimdi bu tablo üzerinden hesaplamaları yapacak olursak arkadaşlar, hemşire arkadaşlarımız şu an itibariyle mevcutta aylık emeklilik maaşları 5.435 TL'ye göre. Burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Maalesef buradaki söylenen tutarlar aslında biraz da gerçek dışı bana göre. Çünkü şu an için emekli olan bir hemşire 5.400 TL'lik bir maaş almıyor arkadaşlar. Almıyor. İlerleyen dönemlerde alacak mı? Tabii ki enflasyon farkını biliyorsunuz. Son zamanlarda yüksek çıkmasıyla alakalı. Bir önceki videoda da yine bu konulara değinmiştim. Artışlar gözlenecektir ama şu anki hesaplamalar üzerinden bakacak olursak mevcutta aylık emekli maaşı 3000 ek gösterge üzerinden hesaplanıyor bu tutarlar. Doğal olarak 3600 olmadı da 5.435 TL iken 3600 ek gösterge sonrası maaş tutarı 6.824 TL olacak arkadaşlar. Bu noktada arada çıkan fark da 1.391 TL'lik bir maaş farkına sebep olacak. Yani arkadaşlar şu an itibariyle bugün bu yasa çıksa ve 3600 ek gösterge geçse, hayatımıza girse, bir hemşirenin alacağı maaş olarak alacağı tutar 3.300 TL, 1.390 TL artış gösterecek. İkramiye bazında baktığımız zaman arkadaşlar yine 195.000 TL'den bahsediyor. Burada yine bir parantez açayım. Yakın zamanda tanıdığım bir sağlık çalışanı emekli oldu ve ortalama 150.000 TL civarında bir ikramiye aldı arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ama bu tutarlar üzerinden hareket edersek şu an için 195.000 TL'lik ikramiye alan bir çalışan 3600 ek gösterge çıktığında 2.246.000 TL'lik bir tutar alacak ve bu da yine 50.000 TL'lik bir fark oluştuğunu gösteriyor bizlere arkadaşlar. Bu hesaplamalar arkadaşlar 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanıyor. Yani 30 yıl emek vermiş bir sağlık personelinin çalışmaları üzerinden hesaplanıyor. Tabi bu tutara emekli aylıklarında %4 oranındaki ek ödeme de dahil ediliyor. Ve biliyorsunuz ki 3600 ek gösterge 4 yıllık mezunu gerektiriyordu. 4 yıllık lisans mezunu emekli olan bir arkadaşın aldığı tutarlar üzerinden hesaplandığını söylüyor haber sitesi. Evet arkadaşlar, şu an için beklenen, hali hazırda görünen net olarak gözümüze çarpan noktalar bunlar. Tabii bu süreç dediğimiz gibi Mayıs ayından itibaren daha da hızlandırılacak, daha çok gündeme gelecek. Herhangi bir gelişme olduğunda, bir farklılık, bir değişiklik olduğunda yine sizlere bilgilendirme videoları çekeceğim. Buradan da bu konuları takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.